H.P. Lovecraft'in son öykülerinden olan eşikteki şey aslında bir anahtar eser. Bir anahtar eser. Ne demek istiyorum bununla? Birçok öyküsüne, birçok eserine yorumlanması bakımından aplike edilebilir birçok unsura sahip değil mi? ilginç bir eserdir. Ee, eşikteki şey. Çünkü çok yoğundur, çok metaforiktir. Bir kere eşikteki şey, eşik buradaki eşiği aynen Arnold van Gennep bağlamında geçiş ritüelleri bağlamında almak durumundayız. Eşikteki şey nedir? Ne odur, ne budur. Ne o taraftır. Ne bu taraftır değil mi? Hiçbir yere ait değildir. Ne aktır ne karadır. Ne güzeldir ne çirkindir. Hiçbir yere ait değildir. İnanılmaz korkunç bir şekilde fırlatılmıştır. Hiçbir aidiyet iddiasında bulunamaz değil mi? Tabii ki bu uh, Lovecraft'ın kişiliğine baktığımızda çok korkunç bir şey. Çünkü Lovecraft kesin sınırları çok 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 seven, kendisine adeta 18. yüzyıl aristokratı sanan, uh, kullandığı dilde arkaik İngilizce, British anlamda, İngiliz İngilizcesi kelimeler kullanan uh, Amerikan versiyonlarını ee, hor gören e, mektuplarını 200 sene gerinin ta tarihlerini atan ilginç bir adam değil mi? Dünyayı kesinlikle ak ve karaya bölmeyi çok seviyor. Yani her şey ama eşikte değil. Çok ilginç bir adam. Genç yaşta ölüyor. 1937 yılında bağırsak kanserinden ölüyor. Son iki senesi korkunç geçiyor. Yemek yemediği için inanılmaz derecede zayıf ve güçsüz. hep çoğunlukla kadınlar arasında büyümüş, Teyzeleri bakmış. Çünkü babasını, babası üç yaşındayken ya da beş yaşındayken önemli değil. ...bir e, krizden sonra... ...o kriz hep tırnak içine alınıyor... ...yani Chicago'da otelde krizden sonra... ...tımarhaneye yerleştiriliyor... ...işte... E, ...tıbbi... E, ra, ...yani ölüm raporuna bakıldığında... ...büyük bir olasılıkla Frangiden ...öldüğü... Franginin son safhasındaki... ...etkilerden öldüğünü... A, ...dillendiriyor... ...bu rapor... ...annesi de... A, öldüğünde şey Lovecraft çok etkileniyor. Çünkü annesi de bir psikiyatri hastanesinde vefat ediyor değil mi? Yani hayatında ak ve karayı seven insan hep neye tanıklık ediyor? Asla ak ve karanın olamayacağını değil mi? okumak istiyor ama çok zor bir çocuk olduğu için 8 yaşında okuldan alınıyor. Aa, sonradan yine 13 yaşındayken yine okula başlıyor. Mesela lise diplomasına sahip olmadığı için ve çok istediği Brown Üniversitesi'nde okuyamadığı için çok 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 utanç duyuyor bundan. Utanç duyuyor. Siyahilerin aşağı bir ırk olduğunu iddia ediyor. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerin ve Almanların birbirlerini düşmelerini çok 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 üzülüyor. Çünkü onlar en üst ırkı temsil ediyor. Niye böyle yapıyorlar diye çok 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 üzülüyor. Böyle bir adam yani. Bakın tipik klasik modernizme ait bir insan. Ama evet meşhurdur. H.P. Howard Phillips Lovecraft'ın ırkçılıkları. Özellikle teyzesiyle yazıştığı mektuplarda yani karşımıza çıkan Afro-Amerikan düşmanlığı. Yani adam kesinlikle Amerikan iç savaşı öncesi bir dönemde yaşıyor. Ama hep açlık, hep fakirlik çekiyor değil mi? Hiçbir zaman... ...eserlerinin sefasını... ...sürememiştir. Yani maddi açıdan. Sonradan meşhur olmuştur. Öldükten çok 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 sonra... ...hikayeleri, eserleri... ...yazıları... ...baya büyük bir... ...hayranlık... ...büyük bir kitleye hayranlık uyandırmıştır. Ve çok 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 yoğun bir biçimde... ...alımlanmaktadır. Mesela... ...Giger'in... Necronomicon adlı çizimleri, tasarımları, alien canavarının tasarımları kesinlikle bir Lovecraft alımlamasıyla bağlantılı. Yani Lovecraft'in o kabusvari yaratıklarını şey yapmıştır Giger alien canavarında da sadece alien canavarında değil ama alien canavarı da bunun bir uzantısı olarak görülebilir. Çok ilginç. Lovecraft bu kadar işte beyaz ırk en üstün ırktır, İngiliz, Almanlar en üstün ırktır diyor. Ama eserlerinde korkunç şekilde bu üstün ırka tehdit teşkil eden inanılmaz üstleri sümüklü katmanlarla çevrili, tentakıllarla çevrili, yüzlerce her yerde, burası çok önemli, en ayıp yerlerinde bile gözleri olan, insanların hiçbir şeyin farkında olmayan masum insanların sürekli gözlendiği paranoik bir evren tasarlıyor değil mi? Son derece pesimist bir tarih anlayışına sahip H.P. Uh, Lovecraft. Hem ırkların en üstü olanı, olduğuna dair inancı var. Cermenler, İngilizler. Hem inanılmaz antroposantrizmi yeren son derece anti-hümanist bir Evren tasarımına sahip değil mi? Yani biz buna edebiyat biliminde H.P. Lovecraft'in bu uh, görüşüne kosmizm diyoruz. Yani evren o kadar büyük, dünya ve insan o kadar küçük. Evrende o kadar büyük evreni yaratmış olan eski arkaik tanrılar var. O kadar küçük ki insanlar. İnsanın farkında bile olamıyorlar. Zaman zaman insanların son derece sıradan kasabavari hayatlarına bir çatlaktan bu korkunç dünya bu korkunç dünya sızabiliyor. Sızabiliyor. Ve son derece üstün olan özellikle beyaz ırkı kendisi de İngiliz aristokratı gibi yaşıyor. Nerede? Amerika'da. Doğu eyaletlerinde Old England States çok önemli bu, bu bağlamda bunlar. Mesela o 13 eski İngiliz eyalet tarihini mükemmel biçimde biliyor. İyi bit biliyor H.P. Lovecraft. Edebiyat tarihi de iyidir onun mesela Supernatural Horror in Literature adlı eseri en iyi edebiyat özel edebiyat tarihlerinden bir tanesidir. Muhteşemdir yani. Muhteşemdir. Herkese okumasını tavsiye ediyorum. Türkçe çevrildi mi çevrilmedi mi bilmiyorum ama öyle İngilizcesi de aman aman dramatik değil. Supernatural Horror in Literature ...çok çok güzel bir biçimde... ...ne yapıyor? Ee, korku edebiyatını... ...özellikle işte gotik edebiyat... ...19. yüzyıl bunları... ...19. yüzyılın sonuna kadar... ...ve hatta 20. yüzyılın... E, ...eserleri dediğini... ...çok güzel bir... E, e, ...izleye... ...oturtuyor. Gerçekten... ...tarihini yazıyor diyebiliriz değil mi? En sevdiği yazarlar Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire yani niye görüyoruz? Romantikleri çok seviyor ama romantiklerde neyi seviyor? Kendi pesimist tezlerinin ...tastiklenmesi bağlamında seviyor. Lovecraft korkunç biçimde eskinin korkunç bir biçimde geri dönmeyecek şekilde yok olduğunu a ve romantiz romantikleri bir yeni dünya eleştirisi modernizm dünya eleştirisi bağlamında onlara çok düşkün değil mi? Niye? Çünkü Edgar Allan Poe da ne yapıyor? Lovecraft gibi Yeni dünyanın, yeni düzenin nasıl bir deliliğe sevk ettiğini çarpıcı bir biçimde yansıtıyor. Charles Baudelaire'in şiirleri, denemeleri neyi gösteriyor bize? İnsanın nasıl kendisini çevreleyen aslında düşmanca bir doğa tarafından kuşatıldığını değil mi? Bunları çok seviyor. Başka kimleri seviyor? Tabii ki Homeros'u çok seviyor. Binbir Gece Masallarını çok seviyor. Goethe'yi çok seviyor. Shakespeare'i çok seviyor. İnanılmaz autodidakt bir tarafı var. H.P. Lovecraft'ın. H.P. Lovecraft kendisini sürekli tutan bir münzevi olarak tanımlanıyor. Ne demek kendini tutan? Yani Eros bağlamında hiçbir surette o bir eskapadı bir kaçamağı yok gibi e, duruyor sadece kendisi e, kaç yaşında olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama bayağı 30'lu veya kırklı yaşlarda Florida'da 16 yaşında bir delikanlıyla çok yoğun bir arkadaşlık yaşa, yaşadığı e, biliniyor ve hatta the Ocean of the Night, Gecenin Okyanusu adlı 2000'li yıllarda çıkmış bir romanda bunun son derece homoerotik bir ilişki olabileceğine dair şeyler var değil mi? Düşünceler var, tahminler var, iddialar var. Demek ki bunlar kanıtlanamaz. Ama görüyorsunuz ne demiştim ben size? Lovecraft için ya bu var ya bu var. Eşik asla yok. O nötr as olan alan ya da hem o hem o ya da aynı zamanda ne o ne o olan taraf kesinlikle tabu. Tabii ki bu dışsal İngilizler, Almanlar, üstün ırk, kendisi 18. yüzyıl, klasik çağ aristokratı gibi. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Foucault'un klasik diskur, power'a dair her şeyi inşa ediyor kelamını Lovecraft'a dehşetengiz bir biçimde aplike edebiliriz. Ne demek istiyorum bununla? Şunu demek istiyorum. Yani Lovecraft'ın zencileri insan mı? Ee modern Amerikan tarzı yaşam, hayat bunlar banal bunlar dekadan unsurlar değil mi? Bunlar aşılması gereken unsurlar. Yani Lovecraft neyi destekliyor? İşte o ata erkil gücü destekliyor değil mi? Klasik ve klasisist gücü destekliyor. Dolayısıyla bütün bu Antroposantrizmi eserleriyle iptal etmesinde ne var? Aslında kendisinin son derece e, yabancı bir dünyada kimliğini, klasik kimliğini koruyabilme çabasından başka bir şey değil değil mi? Ne demiştik? kendisini sürekli tutan adeta bir katolik kardinal gibi münzevi hayatı yaşıyor. İşte bazı dedikodular var ama biz şimdi bunları bırakalım şeye ile mukayese edeyim ben bir karşılaştırma edebiyat profesörü olarak. Thomas Mann'la mukayese edeyim. Thomas Mann'da çok ilginç bir şey anlatacağım size. 1875 doğumlu. Lovecraft 1890 doğumlu. Thomas Mann 1955'te 80 yaşında ölüyor. Lovecraft 1937 yılında 47 yaşında ölüyor. Yani contemporary değil mi? Çağdaş. Yani birisi Wilhelm Almanya'sı, Weimar Cumhuriyeti, Nazi Almanya'sından sürgüne İsviçre üzerinden Amerika'ya gidiyor ve 1955'te a İsviçre'de İsviçre vatandaşı olarak ölüyor. Bu açıdan karşılaştırabiliriz. İkisi de klasik dönemi örnek alıyorlar. Ama bu klasik dönemden modernizm vasıtasıyla nasıl vedalaşmaları gerektiğini ve kendilerini çevreleyen evrene artık nasıl yabancılaştıklarını görüyoruz değil mi? Bu konudaki en önemli eser Thomas Mann'ın Venedik'te Ölümüdür. Gustav von Aschenbach gayet devlet sanatçısı olarak nereye gidiyor? Venedik'e gidiyor değil mi? Venedik nedir? Eşikteki şehirdir. Ne yol vardır? Sıvıdır. Garip bir biçimde hep böyle bir salgın patlak verir. O Venedik'teki kolera hastalık neye tekabül ediyor? Lovecraft'ın ...kütülü tekabül ediyor değil mi? Lovecraft'ın... ...o sümüklü, salyangozvari... ...atapotvari... ...amorf canavarlarına... ...tekabül ediyor. Ne yapıyor? Principium individuation ise... E, ...etki ediyor... ...ve bireysellik pre prensibinin... ...darma duman olmasını... ...sağlıyor değil mi? Demek ki... ...manevi açıdan... ...ve biyografik açıdan... Son derece akrabalıktan bile bahsedebiliriz belki Thomas Mann ve Howard Phillips Lovecraft'dan bahsettiğimizde. Gustav von Aschenbach dönüşüyor? Makyajları Venedik plajında koleradan ölürken, akarken, bütün yüz hatları çamurumsu bir biçimde birbirine karışırken, çok ilginç bir biçimde eşikteki şeye dönüşüyor değil mi? Evet eşikteki şey benim iddiama göre saklananın saklananın saklananı. Neyi kastediyorum bununla? Son derece yazarın belki de kendisiyle ilgili farkında olmadığı gerçekleri... Kozmik boyutlara yaymak son derece izafi özel unsurları tarihe mal etmek. Bunu Thomas Mann da yapar. Gustaf von Aschenbach'ı öldürmek üzere Venedik'e göndermeden evvel der ki 1900 nokta nokta yılında ki bu tarih kıtamıza son derece nalet yüzünü göstermişti. Yani anlıyor musunuz? Lovecraft'ın kozmisizminin kaynağı ne? Kendi kendini tutan ve sürekli sıkan Eremi Eremit Münzevi hali değil mi? Çok ilginç bir öyküdür bu açıdan. Ee, söyleyin ismini. Eşikteki şey. Evet. Şimdi size birkaç alıntı ee, üzerinden şey yapmak istiyorum değinmek istiyorum ilginç biçimde Daniel Upton anlatıcı kişi öykünün anlatıcı kişisi işte öyküde şeyle Edward Derby ile nasıl arkadaş olduklarını anlatıyor Burada bir gariplik var zaten 8 yaşındaki Edward Derby 16 yaşında Daniel Apton. Hatırlayın kendisi 40 küsur yaşındayken 16 yaşında bir delikanlı ile neyse. Yani çok erken yaşta olgunlaşmış 8 yaşındaki Edward Derby. Ne ilginç değil mi? Edward Derby 8 yaşında çok olgun. Koca delikanlı olan 16 yaşında Daniel Upton onunla vakit geçiriyor. Değil mi? İlginç burası. Derbi nasıl bir tip? Derbi çok e, hastalıklı bir tip. Annesi babası aşırı derecede üstüne titriyor. Çok korunuyor. Bir nevi derbide neyi görüyoruz? Aslında Avrupa Dekadans Edebiyatı'nın bütün a, sanatçılara tuzak kuran, insanlara tuzak kuran, Arzu nesnesi olan güzel oğlan motifine uyuyor değil mi? Dorian Gray, Tachio, bütün o narsisist, kendini beğenmiş, egoman yok edici terminatör olarak yok edici genç oğlan değil mi? Yani işte Antinous motifleri ve son derece homoerotiktir bunlar. Dolayısıyla benim iddiama göre bu öykünün merkezinde aslında Edward Derby değil. Asıl anlatıcı olan Oktorial Olimpik tanrısal anlatıcı olan Daniel Upton e, merkezde. Niye niye bunu söylüyorum? Çünkü inanılmaz bir a, cinsiyetleştirme var. Şöyle ki, a, bakın çok ilginç. 16 yaşında e, Edward üniversiteye kayıt oluyor. 3 sene sonra üniversiteyi bitiriyor. Hangi alanlarda bitiriyor? İngiliz ve Fransız edebiyatında. Bakınız, buraları çok önemli. Matematik ve doğa bilimleri, fen bilimleri hariç bütün derslerinde derslerini pek iyiyle e, mezun oluyor. Bakınız matematik ve doğa bilimlerinde. Şey ne? Anlatıcı Daniel Upton ne? Daniel Upton tabii ki mimar. Yani bu açıdan son derece daha fen bilimlerine ait. Dolayısıyla kendisi e, evleniyor. Çok ilginç biçimde Edward Derby... Derby'nin 20. yaşında kendi oğlu oluyor ve e, ona da Edward Derby'nin ismini veriyor kendi oğluna. Da. Çünkü arkadaşını çok seviyor. Bakınız dolayısıyla burada doğa bilimi ve fen bilimleri ve matematik eril oluyor. Edebiyat, İngiliz ve Fransız edebiyatını süper derecelerle bitiren Edward Derby neye uh, bürünüyor? Bir dişilleşmeye doğru daha burada yol alıyor değil mi? Ötekisi çünkü yaratıcı, mimar. Mimar bu bağlamda Lars von Trier'ın uh, The House That Jack Tekrar ne yapmak isterim? Zikretmek isterim. Aslında hikaye çok basit. Edward Derby 34 yaşına 38 yaşına geldiğinde 23 yaşında olduğu tahmin edilen Asenath Waitle tanışıyor. Garip bir kadın, genç kadın, inanılmaz vahşi, zaman zaman çarpılır gibi oluyor son derece okült deneyler de uzman. Üniversitede sürekli garip garip kitapları, yasak kitapları okuyor. O kitapların adı da zaten hep geçer şeyin Lovecraft'ın şeylerinde. Neymiş onlar? İşte o dehşet kitap, Айбон, sonra Von Jonsun, dillendirilemez kültler, sonra delirmiş Arap Abdül El Hazret'in nekronomikono değil mi? Bu kitaplarla hep ilgili şeyler, deneyler var, bilmem neler var. 38 yaşında ise bu aşık olduğu kadına, kadınla evleniyor değil mi? Ee, 38 yaşına pardon, 34 yaşında da annesini kaybediyor. O da çok ilginç bir biçimde. Edward Derby de bir değişikliğe sebebiyet veriyor değil mi? Yani çok böyle bir kötü oluyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Sonra hikayeyi biliyorsunuz okudunuz. Aslında ee, Asenath wait Asenath wait değil. Kim? Sadece Asenath waitin bedeni ve uh, içinde babasının Ephraim Waitin son derece uh, büyücü ve korkunç yaratıklarla anlaşma yapmış Innsmouth'dan olan uh, Innsmouth kasabasından olan bu uh, Ephraim Wait ölümsüzlüğü bulmuş ama neye ihtiyaç duyuyor? Sürekli yeni bir bedene ihtiyaç duyuyor. Ne yapmış? Kızı Eseneth Wait'i çoktan öldürmüş ruhu onun bedeninde. Dolayısıyla şimdiye kadar hiç kadınlara ilgi duymayan Edward Derby delicesine sadece Esenet Wait'in bedenine ama aynı zamanda Esenet Wait'in babasının ruhuna aşık olmuş oluyor değil mi? Burası çok ilginç. Burada görüyorsunuz anlatıcı Daniel Upton kendi derdini 16 yaşında bir delikanlı 8 yaşında çok erken olgunlaşmış bir çocukla arkadaşlık yapıyor ve kendisi de zaten mimar doğa bilimlerinde iyi ötekisi edebiyatçı ne yapıyor böyle hiçbir surette aleni olmaksızın son derece süblim karşı tarafı Aa, ...bu olaylara zaten müsaitti tadında karşı tarafa aa, yükleme yapıyor değil mi? Eğer mesela Venedik'te ölümle, hmm, söyleyin adını, Hı. eşikteki şeyi mukayese edersek bu açıdan... ...dehşetengiz bir biçimde Venedik'te ölüm pornografik çene aleni. Aa, burada çok çok süblim, çok çok süblim. Bakın fazla uzatmayacağım. Kendiniz düşünün. Bir daha bu perspektiften okuyun. Ne oluyor sonra? Zaman zaman Asenat'ın içindeki Ephraim Waitin ruhu Edward Derby'nin bedenine giriyor. O zaman o korkak, çekinik, cılız, araba bile kullanamayan Edward Derby nasıl böyle bir uh, şeye dönüşüyor uh, böyle son derece cool, uh, James Dean var diye uh, bir nalet bir, bir, bir şeye uh, dönüşüyor. Arabasını çok korkunç, hoyrat kullanıyor, insanlara böyle garip garip bakışlar fırlatıyor anlatabildim mi? Sonra ne oluyor? Sonra uh, bir telefon geliyor uzatmayacağım bir telefon geliyor bir gece. Ama sırf bir böyle bir hırıltı duyuluyor. Hırıltı duyuluyor. Ee, birazdan o telefonla konuşamadığı için e, meşhur üç defa e, sonradan e, üç defadan sonra iki defa e, tıklamayla e, Daniel son hemen anlıyor ki arkadaşı Edward kapıda bir açıyor. Ay leş gibi kokuyor leş gibi kokuyor. Ee, orada bir o yaratık eşikteki şey Edward'a her şeyi açıklıyor. Diyor tımarhanede yatan ben ben değilim. Git onu öldür. O korkun şey dünyaya yayılmamalı. Değil mi? Sonra kendisi orada çöküyor, kalıyor. Çamur olmuş. Asenat'ın ruhunda Asenatın bedeninde çoktan öl, öldürülmüş asenatın kafası e, şey e, tarafından e, kırılmış asenatın bedeni ne oluyor orada çamur halinde akıp gidiyor değil mi? Sonra çok ilginç bir biçimde tabancasını alıyor Daniel Upton ve tımarhaneye gidip. Efraim Wait'in ruhunun çanağı olan Edward Upton'ın kafasına altı kurşun sıkıyor değil mi? Son derece fallik bir biçimde. Altı kurşun sıkıyor. Bu son derece bir kıskançlık krizinin dışa vurumu değil mi? Ama öyle saklanmış, gizlenmiş ki Öyle saklanmış gizlenmiş ki yani matruşka gibi asıl dert en içte. Dolayısıyla o bütün o korkunç büyüler o yaratıklar o Nigurata tapınan oradaki o çok gözlü e, sümükümsü kertenkelevari varlıklar. Ee, neye tekabül ediyor? Aslında Lovecraft'in son derece Dionizyak bir biçimde infilak etmesi, etmek isteyen erosuna tekabül ediyor değil mi? Bunu nereden anlıyoruz? Bunu bütün bu a, cinselliğe götüren unsurlar cinselliğe eşcinselliğe homoerotizme götüren unsurların hep böyle bir abiyektle objektumla ıı, ilişkilendirmeleri çürümüş leş gibi kokuyor. Koku insanın hafızasının ıı, ıı, mahvedecek şekilde korkunç görüntüler. O görüntüyü gören bir daha kendisi olamıyor, deliriyor. Hani görüyoruz ne yapıyor? Son derece özel ve gizli derdini bana göre. Bu benim yorumum. Ee, H.P. Lovecraft evrene mal ediyor değil mi? O eski tanrılarla ee, dünya dünyasında hiç dünyanın farkında değiller. Aslında ne olarak karşımıza çıkıyor? Eros'un son derece klasisist kültürü dehşetengiz bir biçimde Iı, ...yıkmasından ıı, ibaret değil mi? Ne yapıyor? Dolayısıyla H.P. Lovecraft hep hep kendisini tutuyor ve asıl aşklarını eserlerinde korkularını tarif ederek son derece süblim bir biçimde, kendi deyimiyle supernatural biçimde fantazilere bakın Cthulhu inanılmaz fallik bir baba figürü değil mi? Ve hep babalar öldürüyor oğulları. Bakınız Efraim. Bakınız Daniel şeyi öldürüyor. Edward'ı öldürüyor ama aynı zamanda kendi oğlunun adı da Edward. Ee, ve hiç mesela karısı var çocuğu var ama onlar hiç metinde hiçbir surette görünür değiller. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? asenaf bile görünür değil. Yani bir üçlü üçgen ilişkiden bahsediyor eşikteki şey. Neyi öldürüyor aslında Edward? Dolayısıyla kendi mimar vari matematikte ve doğa bilimlerinde iyi olan erilliğini bir okyanus gibi Sandor Ferenci'nin Talasal Regresyon dediğimiz mutlaka okuyun Sandor Ferenci. Talasal Regresyon adı başka ben size aşağıya yazarım. O okyanusta batma tehlikesine karşı ne yapıyor? Bana göre bu öykü aslında Daniel Upton'ın, tımarhanelik Daniel Upton'ın Suçluk duygularıyla hikayeleri nasıl yonttuğuna dair bir e, itiraf. edebi itiraf. Bunu niye böyle söylüyorum? Nereden biliyorum? Tabii ki ispatlayamam. Bu benim düşüncem. Ama mesela Bram Stoker'ın Dracula romanı da çok ilginç bir romandır bu açıdan. Yani bakınız günce gibi anlatılmış bu. Bram Stoker'ın Dracula adlı romanı da günce ve mektup romanıdır. Orada herkes söz, söz alıyor. Jonathan Harker, Van Helsing, Mina, Lucy, bla bla. Bir tek kim söz almıyor? Dracula'nın kendisi. Son derece istilacı bir biçimde. Anlatının nesnesi hiçbir surette kendisi dile gelemiyor. Dracula'yı biz aslında aşağı Dracula'nın ağzından duymuyoruz. Hep ondan ölümcül derecede nefret eden veya ona korkunç hasta olan, aşık olan Lucy mesela bu bağlamda çok önemlidir. Bunları görüyoruz değil mi? Dolayısıyla Lovecraft'in bu canavarları yaratması ve kendisini sürekli 18. yüzyılda yaşayan İngiliz aristokratı, aristokratı gibi görmesi ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Modernist diskurla birlikte bu tarz şeylerin konuşulabilir hatta yansıtılabilir olmasıyla beraber H.P. Lovecraft kendisini o yüzden 18. yüzyıl klasisizmine, klasik eril rollerine hatta toksik eril rollerine ışınlıyor. Ve bu tehdidi bertaraf edebilmek için çünkü modernizm bunları repertuara sokuyor. Modernizm, Bakınız Şeftali Bahçeleri Refik Halit Karay değil mi? Bundan korunmak için bu kendi özel kendince yarasını kozmik boyutlara taşıyor, gotiye taşıyor anlatabildim mi? O yüzden bana göre eşikteki şey bana göre birçok eserini e, anlama e, anahtarıdır. Sen yani hep bütün eserlerinde şu motif vardır. E, bir 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 korkunç bir varlık hükümranlığına ilan etmeye çalışıyor. Ondan sonra kahraman yer altına burada da altı bin merdiven iniyor. Yani bakınız bu inanılmaz regres, regresyondur. Ana rahmine ne dönüş? ana rahminine dönüş, yer altına kaçma. Hatta kadın olma, asenat olma. Ama aynı zamanda baba tarafından hadım edilmeme, o yüzden babaya eşcinsel bir biçimde seni kasre etmesin diye onun isteklerine boyun eğme. Edward'ın vücudunda Efraim'in, bakınız Efraim. Abraham Efraim'in ruhu kim yapıyor bunu kıskanan üçüncü kim Daniel Upton değil mi <laughs>